Herkese günaydın. 15 Şubat 2018 Perşembe sabahındayız. Hayırlı uğurlu güzel bir gün olsun söylemezsem olmaz. Başlıyor 4 yapraklı yonca bir arada. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim Beyaz Sıvı ekranlarına. Harika bir program olsun inşallah. Öyle umut ediyorum. Ece Erken, siz nasıl umut ediyorsunuz efendim? Efendim ben de aynı umutlar içerisindeyim. Güzel bir akış var, yoğun bir akış var. O yüzden hiç vakit kaybetmeden programa başlayalım istiyorum. Vay ben be. De. Çalışkan öğrenciler olur ya. Evet aynen hocam, ben derse başlıyorum. Sen birinci sırada mı oturdun, en arkada mı? Ben gözlerim bozuk olduğu için hep en önde oturdum. Ha, ben de en önde oturdum. Hı. Bir de kısayım ya ben. En arkaya hiçbir zaman gidemedim yani. En kısa en ön. Peki efendim, yoğun bir akış bizi beklemekte. O yüzden susuyorum. Hoş geldiniz. Günaydın. Bütün güzel insanlara iyi günler olsun. Sağlık, sıhhat, mutluluk, huzurluk getirsin inşallah ki. İnşallah, inşallah. İnşallah. Bir insan da inşallah diyor. Bir canın inşallah. Çünkü o kadar biliyorum ya. Adam şey içinde söylüyor, huzur içinde, anladın mı? Güzel insanlara, ama yani, evet, iyi günler. Güzel ve iyi insanlar diye ayrım yapıyorum ben yani. Evet. Kötüler için de dua edecek halim yok yani. Kimse kusura bakmasın. Çok, ama Ali çok abi, mantıklı. O adam eskiden doğru eski Türk filmlerindeydi ya. Tam iyi, tam kötü. Her insan zaman zaman içinde kötü duygular da barındırıyor. Biraz iyi, biraz kötü. Ben mesela açken çok ya kötü gazetelerin bir 3. sayfalarını televizyon hiçbir kanallarının haber bülteni öncesindeki sıcak haberlerini izlemiyorsun herhalde. İzledim, yani ülkede ciddi ölçüde kötü kalpli insanlıktan nasibini almamış insanlar da var ya maalesef. Ayda 30 kadının kadın şiddetiyle öldürüldüğü bir ülkeden bahsediyoruz. 3-4 yaşındaki doğru. İçimizdeki kötüler. Allah iyileri yoldan şaşırtmasın, kötülere de iyilik nasip etsin inşallah diyelim. Peki az sonralarımızın birinci Allah kısmı hazır. Biz şeytan değil. Oynayalım. Peki az sonralarımızın birinci kısmı hazırlanacakken. Hazırlanacakken. Sen bugün rengarenksin. Evet, çok güzel elbisem değil mi? Beğendim. Vallahi beğendim. Teşekkür ederim. Ben çok beğendim. Üst tarafı şey böyle hareketli olsun, alt tarafında hiçbir şey olmasın dedik. Öyle göndermişler sağ olsunlar. Ali abi, peki sabah sabah aklına kötü insanlar nereden geldi? Kötü insanlar sabah sabah aklıma nereden geldi? 7/24 sosyal medyada varlar. Doğru. Ya saat 5'te yazıyor yani. Bir... Doğru. Negatif enerjisi. Evet ya, hak saat 5'te. Ya. Kötü uyanıyorlar ya. Günaydın demeden. Ya karga bile şeyini yememiş daha. Dur acele etme, nedir yani? Kuşlar kalkmamış. Ha, değil mi? Ne oluyor evet. Ya? Bir de bu kadar negatif. Bu kadar erken söyleyeyim. Nöbet ne? Evet. Ya hayır. Daha iyi insanlar kalkmadı herhalde, onlar sayılarını sayıyorlar. İyi insanlar kalkana kötüler. Kadar az sonraları da girmiyor. Hadi küs. Vallahi küstük ya, yok mu gün az sonra? Şu an hala bizi gaza getirdim. Dökün dertleri. Ya eleştirilere okey. Ben bunu yayında mı söylemiştim? Reklam arasında bilmiyorum ama şu çok incitici oluyor. Çoluğumuza, çocuğumuza, eşimize, annemize edilen hakaretler, küfürler, lanet okumalar. Ya çok incitici oluyor gerçekten. Biz burada öyle bir şey yapıyor muyuz? Yok. Birinden bahsediyoruz. Birinin çocuğuna laf ediyor muyuz? Birinin çocuğunu gösteriyor muyuz? Allah aşkına. Bana da şey çok geliyor mesela. Ece, size çocuklarla ilgili geliyorsa tabii tahmin evet. Edilmez bir şey de. İnşallah aynısını kocan sana yapsın. Ya yapsın ya. Tamam yapsın, siz de rahatlayın, ben de rahatlayayım. Ben yani yapmaz demiyorum ki. Ne ya da ne yapsın? Hayat okul açılışına herkes... gitsin sevgilisiyle mi kocam? Anlamadım ben. Sevgilisiyle okul açılışına mı gitsin kocam? Ne yapsın anlamadım. Ben gideyim bir okulda bayıldayım mı? Ne yapayım ya, ben anlamadım ki. Ben olmuş haberi izliyorum. Kınamıyorum ki, yorum yapıyorum. Herkesin başına her şey gelebilir. Her şey gelebilir. Bunu ben burada söyledim diye İlkay ile birbirimize girdik. Benim kocam da beni aldatabilir dedim. Aldatıyordur da bilmiyorum dedim. Aldatmaz diye kadınlara da gülüyorum dedim. O da dedi ki ben aldatmaz diyorum. Gülüyorum dedi. Kavga ettik, birbirimize girdik. Hala bu konuda anlaşamıyoruz. Yani her şey bizim hepimiz, evet her şey insanlar için, herkesin başına gelebilir. Yani bugün benim başıma gelmez dersin. Belki de aldatan Allah korusun yani şeytan girer içine, bir şey olur sen olursun yani. Evet. O da bilir, anladın mı? Allah korusun. Yani ama hani bir laf vardır, aldatan kendini aldatır. Bu hayatta da hiçbir şey gizli kalmıyor yani. Hepimiz için aynı şey geçerli. Evet. Ali abi de şu an bir şey yapsa hemen karısının önüne çıkar bence yani. Yani tabii ki. Bilmiyorum ben bu aldatma konusuyla ilgili şeyi çok bağlı. Ben yalan konuşmayı beceremem. Evet. Yani hemen su yüzüne çıkarım. O yüzden başarılı yani, olamayabilirsin. Yani onu gizlemeyi başarmak bir... surat ifadesini, içinin hislerini dışarıdan gizlemeyle alakalı bir şey. Oyun. Ciddi yani, bir evet, oyun. Yani oyunculukla ilgili. Evet. Yani. Ben şimdi Allah korusun eşimi aldatsam 24 saat içinde
Mutlaka kendimi ele veririm. Mutlaka. Ama erkekler yakalanıyor. Hayır ya, beni yakalamasına gerek yok. Ben kendimi zaten ele veririm. Yani öyle bir şey içerisindeyim. Ruh hali içerisindeyim. Alem oyuncular ne olacak? Mesela bir oyuncuyla evli olduğunu düşünsene. Eyvah. Aldatıyor mu, aldatmıyor mu? Şu an kıskandı mı, numara mı, rol mü? Ama yani o insanın mesleği oyunculuk. Eyvah. Yani başka bir karaktere bürünebilme. 7-24 kamera varsa yok karşısında demek ki. Eyvah, çok oynuyor. Fena. Çok fena. Ama aldatmak bir şey. Hele birkaç kişiyi bir arada idare etmek. Ay, o çok zor. Yani o ülkeyi bile idare edebilir yani. Aldattığı kişiyi aldatmak. Evet yani. Ay, başıma gelen. Onlar başka bir şey. Ama bunlardan aramızda var mı? Maalesef çok var yani. Bu illa show business'ta değil. Ya aynen. Cem Yılmaz'ın dediği gibi biz kendimizi marjinal sanıyorduk. Yani dün bir yemekte yöneticinin evine gelen temizlikçiyle ilgili bir şey anlattı. Yani kadın sülaleyi birbirine katmış. Hayırlı hepsinden inşallah. Bir şey yapmış yani. Temizlikçi. Evet. Allah her şeyin iyisini, insanın iyisini insana nasip etsin gerçekten. Bak.